Beləliklə, əziz tamaşaçılar, Meşhurlar Bizimlə proqramının növbəti qonağı gördüyünüz kimi Türkiyənin ən məşhur və ən sevilən aktyorlarından biri Kenan İmirzalıoğlu'dur. Hoş gördük. Merhaba, hoş bulduk. Yani aslında burada Türkiye'deki olan seyirciler kadar Azerbaycan'da da sizi çok sevenler var ve bütün yaratıcılığınızı izleyirler. Bugüne kadar birçok karakterler oynadınız. En çok sevdiğiniz karakter hangisi? En çok sevdiğim karakter... yani her filmin, her dizinin kendine göre ayrı tadı var tabii. Yani hepsinden başka bir etkileşim, başka bir paylaşım oluyor. Bizim için de başka bir yolculuk oluyor. O yüzden hani çok net ayırmak çok mümkün değil. Ama yani son oynadığım filmde uzun hikayedeki Ali'yi de çok sevmiştim. İşte Yandım Ali'yi de çok sevmiştim. O hayta ama yüreği güçlü adamı. Yazı Sura'daki Hayalet Cevher, yani onun yeri de bir başka. Ayırt etmek çok mümkün değil. Tabii çok... Hiç lafa etmeyeceğim. Hepsi benim evlatlarım gibi, öyle bir şey demeyeceğim ama ayırt etmek çok mümkün değil. Ben çok meraklıdır. Kenan Bey, yani hayatta necədir? Çünkü bütün oynadığınız karakterleri tam otuzdurursunuz. Evet. Hayatta necəsiz? Nasıl hayatta necəyim? Ne demek o? Yani karakterinizi nasıl anlatırsınız? Nasıl bilirsiniz hayatta, normal hayatta? Yani canlı canlı halihazırda aziz hanımlar, aziz genç kızlar. Buradayım. Şu an beni kıskananlar çok, kesin eminim. Yani nasıl kendinizi anlatırsınız bize? Kendimi anlatmayacak karakterde bir adamım en azından. Yani bir teksiniz. Yok, o anlamda söylemiyorum ama yani kendimi anlatmayacak karakter değilim. Hoş olmaz. Yine de stil olarak kalırsınız. Yaxşı, mənə çox maraqlıdır. Bugüne kadar bir sürü filmlerde rol aldınız. Bundan sonra yani hayal ettiğiniz bir rol var mı acaba? Mesela bunu oynardım, ben isterdim. Yani bu tamamen projeye bağlı, yani senaryoya bağlı. Yani biz bir senaryo okuruz ve senaryonun güzelliği yani bizi etkiler. Oradaki karakter öyle etkiler. Yani projenin bütünü önemli. Sadece tek bir karakter değil de hikaye ne anlatacak seyirciye ve o hikayenin içerisinde ben ne anlatacağım. O yüzden ben bütün bakıyorum, yani illa şöyle bir karakter oynamak istiyorum diye bir hayalim varsa da gizli. Ben teşekkür ederim. Berguzar Hanım, böyle bir şey diyeyim, Azerbaycan'da siz Min Bir Gece dizisinde daha çok, yani o zaman başladılar insanlar sizi sevmeye ve o günden bugüne yıllar geçti. Bir ara herkes de inan biz yani bu programı yaptığımız için bizden soruyorlardı, yani Berguzar Hanım nerelerde falan filan, biz araştırdık, dediler ki Berguzar Hanım şimdi yüzünü dinlendiriyor ve yeni bir şeye başlayacak ve çok güzel başladı. İstiyorum biraz bu diziden bahsedelim. Ben 1,5 sene dinlendikten sonra gelen birçok senaryo arasından Karadayı seçtim. Öncelikle çok içime sinen bir proje oldu. Hikaye anlamında şu ana kadar hep başka roller oynamayı tercih ediyorum. Gelen roller hep birbirine yakın rollerdi. O yüzden Feride karakteri çok içime sindi. Bir dönem hikayesi olması, aynı zamanda şirket, yönetmen ve bütün oyuncu arkadaşlarım duyunca kastı içinde olmalıyım dedim ve uzun bir hazırlık sürecinden sonra Karadayı'ya başladım. Yani biraz da Halit Bey'den bahsedelim. Yani ikimiz de çok yoğun çalışıyoruz. Onun da dizisi devam ediyor. Benim de dizim devam ediyor. Onun dışında tatil günlerimizi bizim şirketlerimiz çok güzel ayarlıyor. Genelde birlikte zaman geçiriyoruz. Çalışan bir anne baba normalde nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Böyle. Çok güzel yapıyorsunuz. Sağ olun.